Hadi hep birlikte çalışalım. Şuradan ben kendimde de görüyorum şimdilik de kaybolur merak etme. Ee, şimdi burada bir grafik verilmiş. Evet okumamız lazım bu grafikte nelerden bahsediyor diye. Bir mağaza tanesi 30 liraya aldığı gömleklerin fiyatına indirim yaptıkça günlük olarak satışlar artmaktadır. Yukarıdaki grafikte bu değişim gösterilmiştir. Şimdi ne diyor ne yapıldıkça e, artıyormuş satış adedi artırıldıkça fiyatlar aşağı doğru iniyor. E tabi mantıklı. Günlük satış adedi 17 olduğunda satış fiyatı kaç liradır? Şimdi ilk önce bunun denklemine ulaşmamız lazım. Bu bir doğru. Bu doğrunun denklemini bulmak için eğimden faydalanalım. E bir kere hani aslında x ekseni yaptığı şu açıyı bulsak iyi olur ama o açının yerine şuradaki açı makul. Burayı kullanalım. Şimdi bu açının tanjantı bize neyi veriyordu? Eğimi veriyordu. Yani Tanjant dediğimde de karşı bölü komşudur şurası 40 birim şurası da 20 birim yani eğimimiz eğimi m ile gösterelim aslında 40 bölü 20 ancak şöyle de bir durum var bu doğru sola yatık olduğu için öne de eksi koymak zorundayız çünkü sola yatık doğrulan eğimleri eksiydi yani eksi 2 çıktı buradan denklemi elde edebiliriz y eşittir eksi 2x olacağı kesindir çünkü bize eksi 2 bu işi yaptırıyor. Bir de şeyi bulmamız lazım. Bunun yanında bir şey var mı? Bak sıfırda 60'ı görüyorum görüyor musun? Yani şunun x ekseni burada y ekseni olduğunu düşünerek çalışıyoruz bu arada. E, sıfır için e, 60'ı göreceksen ben burada sıfır yazınca burada sıfır oldu zaten. Demek ki yanına bunun artı 60 yazmalıyım. Doğru denklemimiz buymuş. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi bizim x eksenimiz bu arada satış adedi. Satış adedi 17 olduğunda satış fiyatı da nedir? Y eksenidir. Tamam. Yani x yerine 17 yazacağız. Yazalım. Y eksi 2 çarpı 17 artı 60. Yani şu oldu. 60 eksi 34 oldu. Buradan da çıkarsak ne kalacak? 26 kalacak. Bu sorun cevabı 26'dır. Evet bu soruda ne diyor? Mağaza gömleklerin tanesini 36 liradan sattığı gün kaç lira gelir elde eder demiş. Birinci soruda biz bunun denklemini bulmuştuk. Y eşittir. Eksi 2x artı 60'tı. Bir daha bulmayalım. Buradaki bahsi geçen 36 neyin nesi? E, satış fiyatı. Değil mi? Bir bakıyorum. Liradan sattığı günde diyor. Şimdi satış fiyatı şuraya ait. O zaman biz Y'ye yerine 36 yazacağız. 36'yı yazdık. Eksi 2x artı 60. Sonra 2x burada 60'tan 36 çıktığı zaman ne kalıyor? 24 ve buradan da x'ini bulduk. 12 bulduk ama sorun cevabı 12 değil. Bize kaçla gelir elde eder diyor. Şimdi e, gelir aslında şudur. Satış adedi satış adedi çarpı nedir? Satış fiyatıdır. E, yani şunu yapacağım. Ben neyi buldum bu arada? satış adedini buldum. E satış fiyatını da zaten kendi söylemişti 36 idi. Bizim bunları çarpmamız gerekiyor. 36 ile 12'yi alt alta çarpalım. Şuradan kaç geldi? 72. Buradan da 36. Topladığımızda 2, 3, 432 TL çıktı. Nerede? C şıkkında. Şimdi üçüncü sorudayız. şimdi bu soru içinde yine ben denklemi yazacağım. Denklemimiz y eşittir eksi 2x artı 60'tı. Soru ne diyor? Mağaza bu gömleklerin satışından en fazla gelir elde ettiği gün gömleklerinin tanesini kaç satmıştır diye sormuş. Bir kere geliri biz biraz önce de konuştuk. Satış fiyatı ve satış adedidir. Yani x çarpı y'den bahsediyor. Bunun en çok olmasını mı istiyor? En fazla evet maksimum olmasını istiyor. Bu arada bak e, şurayı görüyor musun? Y eşittir böyle verilmiş. Ben Y yerine oraya yazacağım. Eksi 2X artı 60 yaptı. Şimdi böyle ifadenin yani böyle e, solda ve sağda birinci dereceden e, ifadelerin değerinin maksimum olabilmesi için aslında bu bir paraboldür. Onu da söyleyeyim. Hani eksi 2x kare ile başlıyor. Şöyle bir parabol. Şu da x ekseni diye düşün. Şu e, x ekseni kestiği yerlerin tam ortasında maksimum değerini alır. İşte o kesilen yerler şunların kökleri. Bunun kökü 0, bunun kökü 30. Bunun da tam ortası olduğu için bizim buradaki değerini almamız lazım. 15 almamız lazım. Ne demişti? Gömeklerin e, tanesi kaç liradan satmıştır diye sormuştu. Bu arada x 15. Ben tekrar şuraya geleceğim. x'lerin 15 yazacağım. 15 yazınca burası eksi 30 yaptı. Artı 60. Yani cevabımız ne gelecektir? 30 gelecektir. Nedir? A şıkkıdır. Evet bu dördüncü ve 5. soruyu ilgilendiren bir soru. Emir'e gitmek istediği spor salonu için aşağıdaki fiyatlar verilmiştir. Hafta içi saati 20 lira, Hafta sonu saat 25 lira. E, yıllık sınırsız ne demiş? 3000 lira demiş. Şimdi bu saat derken anlamadım. Bu saatler kaç saat olduğu ile ilgili mi? Bir bakalım. Şurada yazıyor. Spor sonu günde 1 saat kullanılabiliyor. Tamam şimdi oturdu e, aklıma. Yani kişi gelip 1 saat çalışabiliyor. Bunlar da zaten onların fiyatları tamam. Emir pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri. 4 hafta boyunca spor salonu kullanırsa kaç lira öder? Şimdi bir kere pazartesi hafta içidir. Pazartesi hafta içi oraya 20 lira diyecek. Sonra çarşamba diyordu. Çarşamba da yine hafta içi. Oraya yine 20 lira ödedi. Sonra bir de ne var? Cumartesi var. Cumartesi hafta sonu olduğu için 25 lira. Yani bir haftada ödeyeceği para bu aslında. Şimdi şuradan 40, 65. Ancak ne dedi bize? 4 hafta kullanacak. O yüzden biz bunu neyle çarpacağız? 4 ile çarpacağız. 20 elde var. 2 24, 2 elde 26 yaptı. 260 lira ödenmiş. Cevabımız C. Şimdi 5. soruda Emir 1 yıl boyunca haftada 3 kez spor salonu kullanarak her gidişte ödeme yapmıştır. Yıllık sınırsız kullanım kaydı yaptırsaydı 300 lira kar edecekti. Buna göre Emir 1 yıl boyunca kaç kez hafta sonu spor salonuna gitmiştir diye bir soru var. Ee, güzel bir soru olmuş. Bu arada 1 yılın 52 hafta olduğu verilmiş. Şimdi tekrar bir bakmam lazım. 3 kez gidiyor her hafta. O zaman 52 çarpı 3 kez çarparsak 156 yaptı. 156 kez gitmiş. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki hala. Şimdi normalde yıllıktan 300 lira fazla para demiş. Zaten yıllık 3000 liraydı. Demek ki 3.300 TL para demiş. Yani böyle giderek parça parça giderek. Şimdi 156 kez de ben şöyle düşüneceğim: Hafta içi ve hafta sonu diye iki bölüm ayırayım. Bana sorulan hangisiydi? Bana sorulan hafta bakayım. Kaç kez hafta sonu diyor? Hafta sonu diyor. Şuraya X diyelim. Buraya sorduğu için. O zaman geriye 156 eksi eksi x kere de ne çıkar? Hafta içi gittiği çıkar. Şimdi hafta sonu için ödediği para 25 çarpı x olur. Hafta için hafta içi için ödediği para 20 çarpı 156 eksi x olur. Bu neye eşitmiş? 3300'e eşitmiş. Oldu değil mi? Şimdi biz her tarafı ne yapalım? Bölelim bölebildiğimiz kadar. 5'e bölsek 5, 5'e bölsek 4, bunu 5'e bölsek şurası 66, 660 yapıyor. 660. Şimdi şuradan 5x. Şimdi 4 ile çarpacağız. 400 hatta 624 oldu. Eksi 4x. Şurada 660 var. Sadece x kalıyor. 660'dan 624 çıkarsa 36 kalır. Evet zaten soruda hafta sonu gitme sayısıydı. Demek ki cevabımız 36D şıkkı olacak. Evet bu soru ilginç bir soru. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çok kuyu var. Bir okuyalım ilk önce. Bir markette satılan 200 mililitre ve 1 litrelik meyve sularının satış fiyatları aşağıda verilmiştir. Görüyorsun işte 200 mililitre 200 mililitre bunlar 6 adet 24 adet 8 lira 25 lira şeklinde açıklamalar yapılmış. Sonra demiş ki altta bir açıklama daha var. 200 mililitre ekmeği ve suları 6 ya da 24'lü paketlerle alınabilir. Yani sen gidip de 2 tane ver diyemiyorsun mesela şundan. Şunda. Bunları alacaksan 6 paketi birden alman lazım. Şurası için de 24'ünü birden alman lazım tamam mı? Ee, ne demiş? Bu marketten 6 litre meyve suyu alan bir kişi en az x lira, en çok y lira ödeyeceğine göre x artı y toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bütün ihtimalleri bir düşünelim. Şimdi birinci ihtimal ne olabilir? Şöyle bir diyelim. Kaç tane? E, biz ne istiyoruz? 6 litre istiyoruz. Bir kez şunları bir hesaplayalım mı? Şurası 200 ya. Ee, ben bundan 6 tane dediğime göre şurasından tam 1200 mililitre alabiliyorum. Çünkü 6 tane bundan alma zorunluluğum var alacaksan eğer. Sonra şundan da 24 2'ye 48 4800 mililitre de bundan alabiliyorum. Tamam. Şimdi nasıl bir alış gerçekleşebilir? İhtimalleri oraya bir yazdım da onu biraz aşağı alayım. Birinci ihtimal şu. Şundan şundan tam 5 tane alabilir. Çünkü bizim derdimiz ne? 6 litre. Yani 6 litre nedir bu arada? 6000 mililitredir. 6000'i elde etmek için bizim buraya kaç çarpmamız lazım? 5'e çarpmamız lazım. Pekala yani 5 tane 5 tane şuradan alabilir. Eğer böyle alırsa bizim 5 ile 8'i çarpmamız gerekiyor ki o kadar para diyelim. Nedir? Orada ödeyeceğimiz para 40'tır. Ve çarpma koyalım. Peki başka ihtimal var mı? Şöyle olabilir. Bak bunların ikisinin toplamı zaten direkt 600 Yapıyor görüyor musun? 600 olduğu için 6 tane bundan alalım. 6 kere 8 yaptı orası. Aslında 6 tane almıyoruz. O bir yanlışlık yapmayalım. Bizim yapacağımız şey şu: 8 lira, ya yani bundan bir tane bundan da ne yapacağız? 24 tane alacağız. O zaman neyi elde ediyoruz? Şimdi. Bir tane 8'i kullandık. O zaman bir de şuradan da bir tane 25 kullanacağız. Tamam. Sıkıntı yok. Burası için konuşuyorum. Şundan bir tane alırsam 1200 litre mililitre almış olurum. 1 çarpı 8. Şundan da bir tane alırsam 4800 mililitre almış olurum. O da 1 çarpı 25. E çıkan para nedir burada? 33. Tamam. Üçüncü ihtimal de şu olur. Zaten burası direkt kaç yapıyor? 1000 mililitre yapıyor ya. Bundan 6 tane almak olur. O zaman da 6 çarpı 5 altan alacaksın ya. E, ne kadar para ödersin? 30 lira para ödersin. Soru bize en azın x en çoğun y olduğunu söylemişti. En azı 30'dur. En çoğu da 40'tır. Bunların toplamı sorulduğu için cevabımız ne gelecek? 70 gelecek. E şıkkıdır diyoruz. Evet bu soruda ne demiş? Her çeşit meyve suyundan en az birer tane alarak 96 lira ödeyen bir kişi en çok kaç litre meyve suyu almıştır diye sormuş bize. Şöyle yapalım. Bundan x tane alsın. Sonra şundan kaç tane alsın? Y tane. Bundan da Z tane alsın. Böyle bir salama yapalım. Bu durumda 5 çarpı x burası için para der. Çünkü burada 5 lira. Burası için 25 çarpı y ve 8 çarpı z eşittir ne olur? Bir bakıyorum 96 olurmuş. Şimdi şuraya dikkat etmek lazım. Burası 5'in katı. Yani x artı 5y yaptı. Burada ne var? 8z var. Eşittir 96. Şimdi şöyle düşüneceğim. Şu z'nin bacağı da çok uzun olduğunu yeniden çizeceğim. Şimdi burası 5'in katı ya. 96'ya en yakın 5'in katı 80. Çünkü 80 alırsam Buraya 16 kalır. Burasında Z'yi bulmuş oluruz. Yani biz bunu 80'e 16 diye dağıtacağız. Şimdi 85 yani şöyle bir şey var. Burası çift. Burası da çiftse. Bak 8 Z e çift değil mi? Bu çift. Bunun da çift olması lazım. Şimdi 90 desek geçer. Ee, şimdi burası da 5'in katı çünkü. Sonra 85 desek burası olmuyor. 80 demek zorundayız. Burası 80. Bu durumda 5'e neyi çarparsam 80 yapar. Yani x artı 5y eşittir. Kaç yapmalı? 16 yapmalı. Ee, buradan nasıl bir hesaba girmeliyiz? Biz şimdi en çok almak istiyoruz. Doğru mu? Evet. En çok almak istiyoruz. O açıdan y'ye yani şuradakine en az vermeliyiz. Çünkü böyle bir ifade de hani e, en çok alabilmek için x, y, z'nin toplamı çok olması için katsayısı büyük olana küçük vermeliyiz. Yani dolayısıyla da buraya ne vereceğiz? 1 vereceğiz. 1 verdiğimiz zaman çünkü niye 1 verdik? 0 vermedik? En az birer tane alınmalıdır diyordu. Ee, orası 5 yaptı. 16'dan da 5 çıktı. Burası da ne yaptı? 11 yaptı. Oldu mu? Oldu. Peki başka ne var elimde? Şuradan dolayı da Z'nin zaten 2 olduğunu görüyor muyum? Görüyorum. Değerlerimi buldum. Şimdi biz 11 tane ne yapacağız? şuradan alışveriş yapacağız. En kaç litre alabilir diye söylemişti bize. Yani nedir bu? 11 çarpı şurası kaç demiştik biz? X şuradaydı. 1 litre. Yani bu 1000 mililitre. Tamam. Y'mizi biz ne bulduk? Bu arada 1 bulduk. Şimdi şuradan bir tane alacağız. Oradan 4800 yapıyor. Yani şunları çarpıyorduk. Hani alırken 24 tane bundan almamız gerekiyor diye. O yüzden 4800 mililitre oradan gelir. Sonra şu biz şeyi ne bulmuştuk Z'yi onu da 2 bulmuştuk. Buradan dikkat et gelen miktar ne? 200 ile 6'yı çarptım 1200 mililitre. O yüzden de 2 tane 1200 mililitre gelir. Şunları bir toplayalım. Burada bir 11.000 var. Keşke altı, alt, alt alta yazsaymışım. Neyse. 4800 buradan var. Şuradan da 2400 yapıyor. Şunları toplayacağım. 0 0 şuradan 12 elde var 1. Şurası 2 yaptı. 4 8 ve burada da 1 var. Şimdi bu bu kadar mililitre. Litre, litre e, hesabına girebilmek için bunu 1000'e bölmemiz lazım. 1000'e bölmek demek de 3 virgül kaydırmalıyız. 1 2 3. Yani cevap 18,2 litre olacaktır. O da nerede? B şıkkında. Şimdi Kaan diyor ki 200 mililitrelik meyve sularından en hesaplı olacak şekilde 60 tane almak istiyor diyor. E, aynı miktarda meyve suyu için markette gördüğü tanesi 25 kuruş olan 200 mililitrelik karton bardaklar ile 1 litrelik meyve suyundan alma seçeneği de hesaplıyor. Buna göre Kaan karton bardak ve 1 litrelik meyve suyundan alma seçeneğini kullanırsa diğer seçeneğe göre kaç fazla ödeme yapar diye sormuş. Şimdi olayı ayıralım. E, hesaplı olan 24 tane. Bir bakalım. Hesaplı olan diyor. Şimdi nasıl bir şey olmalı burada? Bir kere 60 tane alacak. Şuradan alırsa 24 tane alacak. Aslında bir şey söyleyeyim sana. Bu daha karlıdır yukarıdakine göre. Çünkü şuranın kaç katı oluyor burası? Yani e, hani bunun 4 katını alsak şuranın 4 katını alsak 32'ye denk geliyor. Aslında bu daha ucuz oluyor. 25. 25 satıyor. Ama bu eğer e, 24 adetli satılıyor olsaydı 32 satılacaktı. Tamam mı? Şu karlı. O yüzden olabildiğince ondan alsın. 24 bir oradan alsın. Bir tane daha 24. Biz şey yaklaşmaya çalışıyoruz burada 60'a. Şimdi bir 24 daha almayı isterim ama e, o zaman 72 yapar 60'ı geçer. Demek ki hesaplı olan şu 6 ve 6'dan bu şekilde alacağız. Şimdi şuradan ve şuradan bahsediyoruz. 2 tane alındığı için burada her biri 25 olduğu için buraya 50 lira. Şurası da 8-8 e, olduğu için 8 ya bunlar. Buradan da 16 lira. Yani 66 lira ödüyor bir. 66 lira diyelim. 66 lira diyoruz değil mi? Evet. Şimdi onu bir lira diye bırakalım. Bir de şimdi diğer durumu kontrol etmeliyiz. Ee, pekala diğer durum ne? Şimdi 200 mililitrekten 60 tane almak aslında 60 çarpı 200 dersek 12 bir de yanında ne var? 3 sıfırımız var bu kadar mililitre alacak bu arkadaş. Görüntüye göre o. Yani bu ne demek? Aslında 12 litrelik bir alışveriş yapacak. Şimdi buradan almayı düşünüyor. 12 litre için bir kere 12 çarpı 5 lira ödeyecektir. Yani 60 TL'yi bir ödedi. 60 lirayı bir ödedi. Tamam mı? Sonra başka ne var? Şimdi diyor ki burada tanesi 25 kuruş olan diyor. 200 mililitrelik karton bardaklar. Ee, o halde şöyle yapmam gerekiyor. Benim 60 tane 60 tane ve bunların her birinin fiyatları 0.25 TL aslında. Şuradan ne geliyor bir bakalım. 60 bu 1 bölü 4 demek. Yani kaç oldu? 15 lira da bardaklara ödüyor. Görüyor musun? Şimdi bu durumda 60 lira kendisine 15 lira bardaklara ödedi. 75 lira ödemiş olacaktı. Eğer ikinci seçeneği yapmış olsaydı. Ama ilk seçenekte 66 lira demişti. Demek ki buradaki fazlalık nedir? 75'ten 66'yı çıkartırsak onu soruyor çünkü. Kaç oldu buradan indirdiğimiz zaman? 9 oldu. 9 lira daha fazla para öder. Cevabımız D şıkkı. Bir malın maliyetinin %20'si ham madde ve kalanı da diğer giderler olarak iki kalemden oluşmaktadır. Ham maddeye %20 zam gelirse maliyetinin değişmemesi için diğer giderler yüzde kaç azaltılmalıdır diye sormuş bize. Şöyle yapalım maliyet diyelim. Maliyete şimdi yüzde problemlerinde genelde biz 100, 100x, 100y gibi sayılar kullanıyoruz. Ben de burada 100x'i kullanacağım. Şimdi bunun bir kere %20'si yani 20x'i neymiş? Ham maddeymiş. Şuraya ham yazayım. Sonra o zaman geri kalanında nedir? 80 ximizde diğer giderlerdir. Tamam. Şimdi ee, ne yapılmış? Ham maddeye %20 zam yapılmış. Ya bunun %20'sini bir bulalım. 20x'in %20'si hesapladığımız zaman 4x eklendi. Aslında buradaki fiyatlardır diye düşünelim. Tamam fiyatları biz ee, %20 ve %80 diye ayırıyoruz diyelim. Aynı şey olacak. Şimdi 20 ile 4 topladık, burası 24x oldu. Ee, görüyorsun. Şu haliyle bırakırsak, şu ikisinin toplamı bahsettiğim ikili şu. Bununla bunu toplamı kaç yapıyor? 104x yapıyor. Ama maliyet değişmesin diyor. Hala ne olsun diyor? 80x olarak kalsın diyor. Bunu yapabilmek için şöyle yapmamız lazım. 80x'i 80x'i kaç oranda azaltırsam yani yüzde kaçı 80x'in bak burayı azaltmam gerekiyor. Neye denk gelmesi lazım 100 olabilmesi için benim bunu 4x indirmem lazım. Burayı 4x aşağı çekmem lazım. İşte 80'in 80x'in yüzde kaçı 4x yapar diye soracağım kendime. Sonra buradan şunlar gitsin. Şu x'ler de zaten gidiyor. Şöyle bir şey kalıyor. Y eşittir. Şurada 4 var, 10 var. Aşağıda da 8 var. 40 bölü 8'den ne çıktı? 5 çıktı. Demek ki %5 diğer giderleri ne yapmalıymışız? Azaltmalıymışız. Cevabımız B şıkkıdır. Bir mobilyacı bir adet masa alanı iki adet sandalye hediye ediyor. Bir masanın fiyatı bir sandalyenin fiyatının 6 katından 20 TL fazladır masa ve sandalye diye iki bölümü oluşturalım. Sandalyenin fiyatı mesela x lira ise o zaman masanın fiyatı 6 katından 20 lira fazla diyordu. O zaman 6 x artı 20 liradır. Bir sıkıntı var mı? Yok. Birlikte mağazaya giden iki aile, 2 adet masa ve toplamda 13 adet sandalye alarak mağazadan çıkmıştır. Şimdi buradaki iki e, aileden kastettiği e, şu, yani bir aile niye iki masa alsın? Hani iki aile gelir, her biri birer masa alır gider. Aslında sonra çok fazla da ilgili değil. Önemli olan burada kaç masanın satıldığıdır, kaç saniye satıldığıdır. Şimdi iki adet siz masa alıyorsunuz buradan. O zaman ne olacak? Şimdi bir kere iki adet masa ve toplamda 13 diyor. Hmm. İki masa diyelim bunların ne demişti en başta? Bir adet masa alırsan iki sandalye veriyorum demişti. O zaman buraya dört sandalye hediye verilir. Doğru değil mi? Tamam. Şimdi 13 tane sandalye alınmış. Demek ki 13'ten 4'ü çıkartalım. Aslında 13 tane almasına gerek yok. 9 sandalye al alınsa yeterli. Evet. Yalnız burada aileler farklı farklı gelirse bu 9 sandalyeye işi biraz karışır. O yüzden ailelerin birlikte gelmesi lazım. E, bu ilginç bir şey oldu. Hani ne yapacaklar geri kalanları e, ikiye bölecekler, değil mi? Öyle bir sorun da e, aklımıza geliyor. Şimdi 9 sandalyeye para verecekler yani tamam. Şimdi konuşalım. Şimdi para deme zamanı. Bir kere ne dedim ben? 2 tane 6x artı 20 bu masalara verilen para artı sandalyelere verilen para da neydi 9 çarpı xti Bu 1615'e eşit olmalı. Buradan devam ettirelim. 12x artı kaç yaptı 40 artı 9x 1615. Şimdi şuradan gelen sayıya bakalım 21x 1615'ten 40'ı çıkarttığın zaman 1575 yaptı. Şu 1575 acaba? 21'e bölünür mü? Bölünmesi lazım mantık olarak. Kaç kere var diye düşünüyorum. 7 kere olsa 7 kere 1 7. 14 aynen bir bakıyorum şöyle. 7 kere 1 7. Tamam. Ee, şuradan 14 var. Şurada bir 4'ümüz var. Son aşağı ne iniyor? 105 iniyor. Ha 5. Tamam anlaşıldı. X buradan ne geldi? 75 geldi. Soru neydi peki? Bir sandalye kaç TL'dir ki biz zaten ona X demiştik. Cevabımız D şıkkıymış. Araç kiralama şirketindeki bir araçla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Araçlar günlük 40 TL kiralama ücreti alınıyor. Aracın gittiği kilometre başına 30 kuruş eklenmektedir. Araç kiralamadaki vergi oranı %5'tir. Şimdi şu vergi oranı biraz karışık bir kavram. Yani Şimdi kişi e, ne yapacak? Bir gün 40 TL verecek hani günlük. Ondan sonra ne kadar kilometre gittiyse onu da verecek ama şimdi toplamda ödeyeceği paranın bir de %5 fazlasını vermesi gerekiyor. Çünkü e, vergi ödemesi gerekiyor her türlü. E, bir aracı 4 gün kiralayan Barış vergisiyle birlikte 325,5 TL ödediğine göre kaç kilometre yol gitmiştir diye soruyor. Şimdi ilk etapta bir kere 4 çarpı 40 günlük 40 lira olduğu için 160 lira bir ne yapacak? Ödemesi gerekecek. 160 TL diyelim. Şimdi gidilen olay yüzde kavramına girdiği için ben yola yani gittiği yolu 100A olarak kabul etsem. Tamam mı? Şimdi ne yapacak? Gittiği kilometre başına 30 kuruş. Yani 100A çarpı 30 kuruşta nedir? 0.3 TL'dir. Şimdi burayı da çarparsak 30 A da yola para verecek. Şimdi vereceği paralar şunlar. Bir bu var, bir de bu var. Görüyorsun. Şimdi cebinden bu çıkıyor tamam mı? 160 artı 30 A. Ama bir de diyor ki sen bunun %5'ini daha vereceksin. O yüzden şunun %5'ini bir hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız? 5 bölü yüzde çarpacağız. Çarptığımız zaman ne ile karşılaşıyoruz? Şimdi şunları sadeçtik. Burada ne var? 20. Sonrasında birer sıfırı şöyle yok edelim. Evet şöyle kalıyor. 16'yı 2'ye böldüm. 8. 3'ü de 2'ye böldüm. 1.5 yaptı. 1.5 A. Bu şu an vergi. Şimdi kendi vermesi gereken neydi? 160 artı 30 A idi. Bir de şimdi 8 artı 1.5 A daha eklendi. Şey, toplamda neye geldi bu? 168 8 artı 31 buçuk A yaptı. İşte bu para neymiş? 325 buçukmuş. Sayılar çok ilginç. 31 buçuk A. Şimdi ben buradan bak 168'i çıkartıyorum. Şu yazacağım. Şuradan bir buçuğum indi. 15'ten 8 çıktı 7. Şurada 1 kaldı 5. Sonra şurada 2 kaldı 1. Evet bu yaptı. Aa, sayı çok güzel geldi. Bak direkt 5'i yazdığımız anda burası sağlanıyor. Şimdi bu arada biz ne neyi istiyoruz? Kaç kilometre yol yaptığını istiyoruz. Soruda dikkat edersen yola biz 100 A demiştik. O halde A'nın yerine 5'i koyarsak 500 kilometre yol yaptığını buluruz. Yani yol yaptığı derken yol gittiğini buluruz. Cevabımız değişik olacak. Okuyacağım soruyu. Bir ürün her biri eşit olan 10 taksitle satış fiyatının %25 fazlasına satış fiyatının %20 eksiğine peşin olarak satın alınabiliyor. Buna göre kaçıncı taksit yatırılırken ilk defa peşin fiyatı aşılmış olur demiş. Şimdi yüzde problemi olduğu için ben ürünün fiyatına 100x'a desem, tamam mı? şimdi 10 taksitle fiyatı bunun %25 fazlası yani 125 X olacak. Şimdi taksit taksit öderse yani 10 taksit ödüyorsun ya sen bunu. Burayı 10'a böleceğiz. Her ay ne ödüyorsun? 125 bölü 10. X lira para ödüyorsun. Doğru mu? Doğru. Şimdi peki bu şu an taksitli bir çalışma. Taksit. Peşin fiyatı neyin nesi? Şimdi normalde fiyatımız bizim 100'dü. 100'dü. O zaman peşin öderken %20 eksiğine... Yani 80x de nedir? Peşin fiyatıdır. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Her ay bunu ödüyor. Diyelim ki yeninci aydayız. Yeninci. Yani şimdi bunu ödüyoruz ya biz. Yeninci ayda ödenen toplam para bu olur. Şimdi bu ilk defa peşin olan şu parayı geçecekmiş. O yüzden büyük olması gerekiyor. Şimdi buradan y'yi bulmamız lazım. Ve y'nin en az değerini bulmamız gerekiyor hala bir çalıştıralım. Şu x'leri zaten atalım çöpe. Bir anlamı yok. Buradan nasıl bir şey yapsak acaba? Burası aslında 12.5 çarpı y oldu. Burada 80. Ee, bak. Şuraya y için deney yapacağım. Y eğer 2 olsa 25. 25'i görüyorsun. 2 olsa 25. Tamam. 2 olduğu zaman burası kaç çıkıyor dedim ben? 25 çıkıyor. Peki 6 olsa 3 katını aldım 75. Amacım şeye yanaşmak. 80'e yanaşmak. Şimdi 7 olsa şimdi 7 olduğu zaman 12,5 ekleyeceğim buraya. Burayı geçecek. 6 yetmeyecek. Ha tamam. Y'nin değeri o zaman ilk defa 7 olduğunda olur. Zaten biz de bunu merak etmiyor muyduk? İlk defa peşin fiyatı aşılmış olur diyordu. Kaçıncı aydaki taksit işte 7. Cevabımız neymiş? C şıkkıymış. <laughs>